Kardeşlerim, bir yerde şeriat yoksa orada adaletin olması mümkün değildir. Bir yerde şeriat yoksa orada adaletin olması mümkün değildir. Yöneticiler ne kadar iyi olurlarsa olsunlar, ne kadar sağduyulu olurlarsa olsunlar, mutlak adalet ancak Allah'ın şeriatının yeryüzünde hakim olmasıyla sağlanabilir. Aksi halde adaletin olması mümkün değildir. Biz sapıklığa müsaade eden, zulme müsaade eden, insanlar arasında eşitsizce hükmeden bu sapık anayasaların gölgesinde yaşamak istemiyoruz. Yol ikidir. Ya Allah'ın şeriatıdır, haktır veyahut da Allah'ın şeriatının dışındaki hükümlerdir. Bu da nedir? Bu da zulümdür. Ondan dolayı bir insan ister müminlerin imamı olsun, halife olsun, ister küçük bir yerde yönetici olsun, ister işinin patronu olsun, ister evinin babası olsun. Fark etmez. Elinin altında bulunanlara muamele ederken Allah'ın ondan istediği nedir? Şeriatın o konudaki hükmü nedir? Bunları çok iyi öğrenmesi lazım. Mesela ben size şimdi bir soru sorayım. Bunu araştırmadıysanız mutlaka bundan sonra temel vazifeniz bu olsun. Ben bir babayım. Allah kadınıma nasıl muamele etmemi istiyor benden? Ben bir babayım. Allah çocuklarıma nasıl muamele etmemi istiyor benden? Ben bir patronum. Allah iş yerindeki işçilere nasıl muamele etmemi istiyor benden? Bunu öğreneyim ki umulur ki ben de o imamun adil kısmından olurum. Yani adaletle hükmeden o imam kısmından olurum. Şimdi ben size İslam şeriatının tatbik edildiği dönemlerde adaletin nasıl tahakkuk ettiğine dair bazı örnekler vereceğim. Maalesef bunları niye anlatacağım size sebebini de söyleyeyim. Bugün biliyorsunuz, yani son Allah'a hamdolsun bir 10 yıldır, 15 yıldır artık Müslümanların sesi çok yüksek çıkıyor. Biz her platformda çok rahat bir şekilde diyebiliyoruz ki biz şeriat istiyoruz arkadaş. Yani Allah'ın hükümlerinin gölgesinde Allah'ın istediği bir şekilde bir hayat sürmek istiyoruz. Tabii biz insanları şeriata davet ettiğimizde kardeşler, şeriat deyince genelde insanların aklına el kesmek geliyor, adam taşlamak geliyor, insanların kafasını tıraş edip sırtlarına sopa vurmak geliyor. Tabii bunda Müslümanların da payı var. Yani şeriatı anlatırken sen hep hırsızlık yapan, eli kesilir, zina yapan, rejim edilip dersen insanların aklında da böyle bir şey kalır. Oysa bizim inandığımız şeriat böyle bir şeriat mı? Bizim istediğimiz şeriat. Bizim istediğimiz şeriat bütün hayata hükmeden ve insanların hayatını her alanda düzenleyen bir şeriata iman ediyoruz. Ve bizim üzerimize düşen istediğimiz bu şeriatı insanlara doğru bir şekilde anlatmaktır. Bu şeriat nedir? Biz ne istiyoruz? Tatbik edildiği zaman nasıl güzellikler yeryüzünde açığa çıktı? Bunları güzel bir şekilde insanlara anlatabilmektir. Nisa suresinde bir ayet-i kerime var. Ayet-i kerime şöyle başlıyor. Ben size ayet-i kerimeyi okuyayım önce. Allah diyor ki, İnna enzelna ileyke الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللّٰهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِن۪ينَ خَص۪يمًا Ey Muhammed, biz sana bu Kur'an'ı hak ile indirdik ki sen insanların arasında Allah'ın sana gösterdiği şekilde hükmedesin. Sakın ha hainlerin savunucusu olma. وَاسْتَغْفِرِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا Allah'tan bağışlanma dile ey Muhammed. Allah gafurdur, rahimdir. وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذ۪ينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ Nefislerine hainlik eden günahkarları savunma diyor Allah. Sizce Allah Azze ve Celle peygamberi bu kadar sert bir üslupla, bu kadar ağır cümlelerle niye uyarıyor Kur'an-ı Kerim'de? Hadi uyardı. Allah niye bunu Kur'an-ı Kerim'de ayet olarak kıldı? Ta kıyamet gününe kadar bu ayetler tilavet edilecek. Çünkü bu din adalet dinidir. Peygamber dahi olsa Allah'ın adaletinin dışına çıkamaz. Şeriat öyle bir şeriattır ki başta peygamberini düzene sokar, başta adaletle ona hükmeder, ondan sonra diğer insanlara hükmeder. Medine'de Beni Ubeyrık denilen bir aile var. Bunun 3 tane çocuğu var bu ailenin. Bunlar biraz cahiliyelerinde hırsızlık yapan, gasp yapan, gayrimeşru işler yapan kardeşler. Bunlar iman ediyorlar İslam'la beraber lakin ahlaklarını terk etmiyorlar. Yani hırsızlık, gasp vesaire ahlaklarını terk etmiyorlar. Sahabeden Ensar'dan bir tanesi Katade İbni Nu'man, bir de amcası bir gece kalkıyorlar bakıyorlar ki biri gelmiş, un torbalarını çalmış, içeceklerini çalmış, bir de silahlarını çalmış. Şimdi unu çalarken hırsız akletmemiş ama un izi ta bu Ubeyrıkların kapısına kadar gidiyor. Hemen Allah Resulüne geliyorlar, diyorlar ey Allah'ın Resulü, Beni Ubeyrık bizim şeyimizi çaldı. Bizim işte silahımızı çaldı, yiyeceğimizi çaldı. Yiyeceği istemiyoruz ama silah bizim için değerlidir. Silahı getirip bize geri versinler. Allah Resulü de çağırıyor bunları. Bunlar da duyunca Allah Resulü olaydan haberdar olmuş. Hemen götürüyorlar silahı bir Yahudinin evine atıyorlar.
Şimdi niye bakın diyorlar, Yahudi ne de olsa kafir, Allah Resulü kafir olduğu için çok peşine düşmez, hemen onu alır, yargılar, hırsız olarak da elini keser diye düşünüyorlar. Tabi Allah Resulü de Yahudi'nin evinde bulunca, Yahudi yemin ediyor, ey Allah Resulü diyor, ben hırsızlık yapmadım. Şahitler de var. Beni Ubeyrik çalmış bunu. Sen niye onlara hat uygulamıyorsun da bana kızıyorsun? Allah alem, Allah Resulü'nün kalbi de biraz meylediyor. Yani bu Yahudi ne de olsa kafir. Buna diyor yapalım, buna hat uygulayalım, Müslüman'ı en azından temize çıkaralım. Beni Ubeyrik hırsız değildir diyor. Allah Azze ve Celle peygambere bu ayetleri indiriyor. Yahudi dahi olsa ey Muhammed, adaletsizlik yapma. Sakın ama sakın hainlerin savunucusu olma. İslam hukukunda kardeşler, suç işlendikten sonra suçun savunması olur mu? Olmaz. Mesela hırsızın avukatı olabilir mi? Zina yapan adamın avukatı olabilir mi? Faiz yiyen adamın avukatı olabilir mi İslam'a göre? Olamaz. Hiç kimse günah işleyen adamı savunamaz. وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَسِيمًا. Ama biz öyle kokuşmuş, öyle rezil bir sistemde yaşıyoruz ki şu anda 3 tane çocuğa tecavüz etmiş. 5-6 yaşında. Sonra kabloyla bağlamış, öldürmüş çocukları. Sonra iz kalmasın diye çocukları yakmış. Bir de adamın avukatı var. İnsan müsveddesi bir tanesi mahkemede çıkmış. Bu adamın yaptıklarını savunmaya, alacağı cezayı hafifletmeye çalışıyor. İslam hukukunda böyle bir şey olabilir mi? İslam hukukunda böyle bir şey olamaz. وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَسِيمًا. Sakın ama sakın hain olan insanların savunucusu olma diyor. Allah Resulü kardeşler, Medine'de, bu Bukhari ve Müslim rivayet ediyor bunu, bir mal çalınıyor. Mekke'nin fethinden sonra bir mal çalınıyor. Şimdi malı çalan kadın, Mahzum oğullarından bir kadın ve şerefli bir ailenin kadını. Yani daha doğrusu mal da çalmıyor. İnsanlardan ödünç elbise alıyor sürekli. Birinin elbisesini geri vermiyor. Yani hırsızlık yapıyor. Çaldığı mal da nisap miktarına ulaştığı için kesilecek. Eli kesilecek kadının. Tabi aile toplanıyor hemen, diyorlar bunun eli kesilirse, Mahzum oğullarından bir kadının eli kesilmiş, hırsızlık yapmış, biz bunu kendi şanımıza, şerefimize yediremeyiz diyorlar. Diyorlar kimi gönderelim Allah Resulüne? Üsame bin Zeyd'i gönderelim. Niye? Çünkü Üsame bin Zeyd Allah Resulü'nün sevgilisi. Allah Resulü onu böyle oturturdu kucağına. Allah'ım ben bunu seviyorum, sen de bunu sev. Allah'ım ben buna merhamet ediyorum, sen de buna merhamet et. Vallahi derdi Allah Resulü, ben bunun babasını da seviyordum, ben bunu da seviyorum diye. Överdi onu. Üsame bin Zeyd'i gönderelim. Yalnız bu daha öyle 40 yaşında, 50 yaşında biri değil, 18 yaşında bir gençten bahsediyorum gençler. Yani insanlar bir hata yaptıklarında 18 yaşında bir gencin Allah Resulü'nün yanındaki hatırını gözetip onu şefaatçi kılıyorlar kendilerine. Artık ne kadar güzel ameller yaptıysa varın siz düşünün. Üsame bin Zeyd de geliyor bir gafletle. Ey Allah'ın Resulü diyor, böyle böyle görmemezlikten gelsen. اَتَشْفَعُ فِي حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللّٰهِ يَا اُسَامَ. Allah'ın hadlerinden bir had konusunda şefaatçi olmaya mı kalkıyorsun ey Usame? Allah'ın kanunlarını tatbik etmemen konusunda aracı mı oluyorsun ey Usame diyor, gönderiyor. Sonra Allah Resulü tarihe geçecek şu sözlerini söylüyor. Diyor اِنَّمَا اَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ اِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَاِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ اُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدِّ. Sizden öncekiler şundan dolayı helak oldular. Zengin biri çaldığı zaman onu bırakırlardı, görmemezlikten gelirlerdi. Fakir biri çaldığı zaman onu getirirlerdi, hemen ona haddi ikame ederlerdi. وَالَّذ۪ي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ سَرَقَتْ فَاطِيمَةُ لَقَتَعْتُ يَدَهَا. Nefsimi elinde bulunduran Allah'a yemin ederim ki, kızım Fatıma dahi çalmış olsa ben onun ellerini keserdim diyor. Şimdi kardeşler, keser mi peki Allah Resulü, size soruyorum. Vallahi de keser, billahi de keser. Yani kızı Fatıma bundan çok münezzehtir bu örnekten. Biz biliyoruz ki o böyle bir şey yapmaz. Lakin yapacak olsa Allah Resulü onun elini keser. Bakın şu an mesela bizim yaşamış olduğumuz şu kokuşmuş sisteme bakın. Bu kokuşmuş sistemin en büyük özelliği nedir? Kanunlar asla kanun yapıcıların evine uğramaz. Kanunlar sadece evi kireçten olan, topraktan olan, dışının sıvası henüz atılmamış olan, asgari ücretle geçinen insanların evine uğrar. Ama yönetimde olan insanların evine uğramaz. Askerlik yapmak lazım. Askerlik vatan borcudur. Vatan millet sakar ya, biz sınırları korumasak kim sınırları koruyacak? Çok güzel. Hakkari'de 10 tane asker vefat ediyor. İşte Şemdinli'de şu kadar asker ölüyor. Diyarbakır'da bu kadar asker silahlı eylemde ölüyor. Siz hiç bunların içerisinde bir bakan çocuğu olduğunu duydunuz mu? Cumhurbaşkanının yeğeninin Hakkari'de öldürüldüğünü duydunuz mu? Başbakanın akrabalarından bir tanesinin sınırda nöbet beklerken mayına bastığını gördünüz mü? Göremezsiniz. Çünkü kokuşmuş sistemlerde kanun yapıcıların evine uğramaz. Ama söz konusu İslam'sa, İslam'ın adaleti ise, İslam'ın hükmü ise
kanunu aktaran da, kanunu insanlara ulaştıran peygamber dahi olsa, kanun onun evine uğrar. Bir gün Allah Resulü savaştayken, biliyorsunuz Allah Resulü iki yerde insanları düzeltirdi. Bir savaş saflarında meleklerin saf tuttuğu gibi saf tutsunlar diye böyle bir küçük bir sopası vardı. Onunla böyle insanların karnına vurur düzeltirdi. Bir de namaz kılarken eliyle insanları düzeltirdi. Bir gün gene insanları böyle düzeltirken Sevad İbni Huzeyye adında bir sahabe var. Tabii bunun benzeri kısa Peygamberimizle Useyd İbni Hudeyr arasında geçiyor, Peygamberimizle Ukaşa arasında geçiyor. Senedi problemli olsa da bir de Sevad İbni Huzeyye ile arasında geçiyor. Böyle dokununca karnına geriye geç diye "Evca'teni ya Resulallah" diyor. Karnımı ağrıttı ne Allah'ın Resulü. Ne yapayım diyor Allah'ın Resulü. Karnını şey yap getir diyor, ben de sana aynısını yapacağım. Kısas alacağım diyor. Bir düşünün kardeşler, şimdiki yaşadığımız sistemde bir devlet başkanı yoldan geçerken birini itecekler. Ondan sonra beni acıttınız diyecek, o da tamam gel hadi sen de beni it diyecek. Yani böyle bir manzarayı tahayyül dahi edemiyoruz. Ama ya Allah'ın Resulü diyor, sen bana vurduğunda benim karnım açıktı, senin karnın kapalı diyor. Öyle olmaz, sen de karnını kaldıracaksın, ben de vuracağım. 3-4 tane sahabe öne atlıyor, yapma eyleme, hiç Allah Resulü'nden kısas alınır mı diyor. Ali kalkıyor, bana vur diyor, kaldırıyor, bana vur. 100 tane vur diyor bana ama Allah Resulü'ne vurma. Hayır diyor, sen benim canımı acıtmadın, Allah Resulü acıttı. Ben Allah Resulü'nden kısas alacağım diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem karnını kaldırdığı zaman Sevat koşuyor, yapışıyor, öpüp koklamaya başlıyor, yüzünü sürüyor Allah Resulü'nün karnına. مَا حَمَلَكَ عَلَى هَذَا يَا سَوَاتْ diyor. Niye böyle bir şey yaptın ey Sevat? Ey Allah'ın Resulü diyor, birazdan savaş başlayacaktı. Ölebiliriz. Ben istedim ki dünyada cildimin değdiği son cilt senin cildin olsun. Bundan dolayı yaptım. Peygamber de diyor Allah sana merhamet etsin, Allah sana bereket kılsın diye bu şekilde onu gönderiyor. Ömer radıyallahu anh hükmediyor kardeşler insanların arasında. Ubey ibn-i Ka'b geliyor diyor ki halife, hangi halife? Kisra'yı dize getirmiş, Bizans'ı dize getirmiş, halife Ömer'den bahsediyoruz. Geliyor diyor, ey Ömer falanca bahçe var ya senin şu an elinin altında olan, orası benimdir diyor. Ömer radıyallahu anh diyor, öyle bir şey olur mu? Yıllardır ben burayı ekiyorum, biçiyorum, suluyorum. Böyle bir şey olabilir mi? Yani orası benim diyor. Ömer radıyallahu anh diyor, o zaman konu ben olduğum için ben hükmedemem diyor. Gel gidelim birine muhakeme olalım o zaman. Yani birini seç, halife ha. Gidelim birine muhakeme olalım diyor. Tamam Zeyd ibn-i Sabit bu konularda iyidir diyor. Zeyd ibn-i Sabit'e gidelim. Zeyd ibn-i Sabit'e gidiyorlar. Bakın imamun adil nasıl olur işte. Zeyd ibn-i Sabit diyor ki, ey müminlerin emiri geç şöyle otur. Ey Zeyd diyor, daha kadaya başlamadan zulmetmeye başladın. Ben ne zulmettim ey Ömer diyor. Birincisi bana emirül müminin dedin diyor. İkincisi beni odanın baş köşesine oturttun diyor. Ben buraya hasım olarak, Ömer olarak geldim diyor. Bana Ömer diyeceksin ve hasma gösterdiğin yere beni oturtacaksın. Ben de oraya oturacağım. Neyse şey başlıyor. Ubey ibn-i Ka'ba diyor, senin elinde delil var mı bu toprak parçasının sana ait olduğuna dair? Ubey ibn-i Ka'b diyor, yok. O zaman diyor, Ömer yemin etsin buranın ona ait olduğuna dair. Zeyd ibn-i Sabit diyor, Allah'tan kork. Koca emirül müminine basit 2-3 tane ağaç yüzünden yemin mi ettireceksin? Yani Ömer radıyallahu anh müdahale ediyor. Karışma kardeşim diyor. Biz buraya davalı olarak geldiysek, şeriat da yemin etmemi emrediyorsa yemin edeceğim elbette diyor. Yemin ediyor. Kapıdan çıktığı zaman da orayı sana hibe ettim ey şey diyor. Orayı sana hibe ettim ey Ubey ibn-i Ka'b diyor. Diyorlar ey halife niye yargılanmadan önce hibe etseydin? Hiç bu durumlara düşmemiş olsaydın? Hayır diyor. Ta ki insanlar görsün ki herkes Allah'ın kanunları karşısında eşittir. Bunu insanlara göstermek için bunu yaptım diyor. Şam'a gidiyorlar. Düşünün o zamanın Bizans'ı bugünün işte Amerika'sı gibi düşünün. Müslümanlar Amerika'yı dize getirmişler. Şam bölgesini fethetmişler. Bizans İmparatorluğu'na son vermişler. Beytül Mescid-ül Aksa'yı teslim alacaklar. Ömer diyor ki ben kendim geleceğim. Mescid-i Aksa'yı alacağım. Yolda giderken binek sıkıntısı yaşadıkları için kölesine diyor ki biraz sen bin ben dinleneyim. Biraz ben bineyim sen dinle. Yani hani böyle dönüşümlü bir şekilde gidelim. Tabii bir sıra koyuyorlar. Mesela örnek veriyorum misal. Bir saat. Şimdi Ömer radıyallahu anh iniyor. Köle biniyor. Şam'a girmek üzereler tam. Yani sıra şeyde kölede Ömer radıyallahu anh düşünün. Ravi diyor ki kölenin şeyinden tutmuş, atının yularından tutmuş. Ayakkabılarını da eline almış. Hani yorulmuş. Bağrını yakasını açmış. Böyle su falan serpmiş yüzüne. Öyle bir vaziyette geliyor. Geliyorlar diyorlar ki ey Ömer. Bütün Şam'ın büyükleri, Bizans'ın liderleri şeyin girişinde toplandılar. Şam'ın girişinde toplandılar. Acaba müminlerin emiri olan Ömer nasıl bir adam Bizans'ı dize getirdi? Hani sen deveye binsen de diyorlar. Şey aşağıya inse, köle aşağıya inse biraz kendine çeki düzen ver demek istiyorlar yani.
نَحْنُ قَوْمٌ اَعَزَّنَ اللّٰهُ بِالْاِسْلَامِ فَمَهْمَا طَلَبْنَا الْعِزَّ بِغَيْرِهِ اَذَلَّنَ اللّٰهُ Biz öyle bir kavimdik ki, zelil bir kavimdik, Allah bizi İslam'la izzetlendirdi. Eğer biz izzeti İslam'ın dışında, kıyafette, şekilde, şemalde aramaya başlarsak, Allah Azze ve Celle tekrardan bizi zillete düşürür diyor. Tarihe geçecek bu sözünü Ömer radıyallahu anh söylüyor. Onun için kardeşlerim, biz insanlara adaletli imameti anlattığımızda, biz insanlara şeriatı anlattığımızda bizim tarihimiz aydınlık sayfalarla doludur. Bu kokuşmuş sistemlerin ise sayfaları karanlıksa, tarihleri karanlık sayfalarla doludur. Şeriat sadece el kesmek değildir. Şeriat sadece insan taşlamak değildir. Şeriat bir İslam nizamıdır ve bütün insanların hayatına düzen vermeyi vaat eder insanlara. Biz bunları güzel bir şekilde insanlara anlatacağız, güzel bir şekilde insanlara ulaştıracağız. Ali radıyallahu anh bir gün çarşıda yürürken, Ali radıyallahu anh halife olduğu zamandan bahsediyorum. Bakıyor ki çalınan bir kalkan bir Yahudinin elinde pazarda satıyor. Direkt Yahudinin yakasına yapışıyor. Bu kalkan benim kalkanımdır diyor. Falanca yerinde de şöyle ince bir alamet vardır diyor. Açıyorlar, bakıyorlar, gerçekten öyle bir ince alamet var. Yahudi diyor ki bu kalkan benimdir. Bu kalkanın bana ait olduğunu söylüyorsan da yargılanacağız. Kadı Şureyh var, çok meşhur Hazreti Ömer'in Kufe'ye atadığı bir kadı. Kadı Şureyh'in yanına gidiyorlar. Kadı Şureyh diyor ki ey Ali, tamam sen halifesin. Vallahi ben senin bir kalkan için yalan söylemeyeceğini biliyorum. Ama Allah Resulü dedi ki el-beyyinetu alel-mudda'i. Yani delil iddia sahibine aittir. Bunun sana ait olduğuna dair iki tane şahit getirmen lazım. Ali radıyallahu anh dedi iki şahidim yok ama Hasan var. Hasan da biliyordu. Hasan senin oğlundur dedi. Oğlun babaya şahitliği geçerli olmaz. E ne yapalım dedi. Yapacak bir şey yok dedi. Bu şey Yahudinindir. Kalkan Yahudinindir. Yahudi dedi ki eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eğer dedi ki bu din bir Yahudi ile bir halifeyi yan yana getirdiğinde Yahudinin hakkını halifeden alıyorsa böyle bir din kendisine tabi olması bir dindir dedi. Kelime-i şehadet getirdi. Allah'a yemin ederek söylüyorum. Biz bugün İslam'ın güzelliğini, şeriatın güzelliğini insanlara güzel yönleriyle anlatabilsek, kendi hayatımızda da şeriatı yaşasak, kendi aramızdaki kardeşlik, kendi aramızdaki paylaşım, kendi aramızdaki dayanışmayla insanlara bunu göstersek, aynı o dönemde olduğu gibi insanlar fevş fevş kelime-i şehadeti getirecekler, fevş fevş İslam dinine girecekler. Bize düşen İslam'ın adil imamet yönünü kardeşlerim insanlara göstermektir.